Gündeme dair hoş geldiniz. Ee, yine çok hareketli bir piyasa bizi karşıladı. Ee, bayram dönüşü, bütün gelişmeleri, bu şu ana kadar ne oldu, fiyat hareketlerinin sebebi ne ve önümüzde bizi ne bekliyor bunları konuşacağız. Voleybolda tarihi bir başarıya gidiyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda bizleri gururlandıran Atatürk'ün kızlarını konuşacağız. O başarıyı, o başarının arkasındaki sırrı Kenan Başaran'la konuşacağız. Burak Köse ve Kenan Başaran bu konularla birlikte birazdan burada. İlk önce bıraktığımız yerden devam edersek 30-35 bin bandında hareket eden bir bitcoin. Büyük resimde 30-40 bin bandına yatay bir banda inmiş. 65 bin dolardan gelen Elon Musk çıkışı, arkasından Çin yasaklamaları. Bütün bunlarla birlikte büyük bir düzeltme hareketinin içine girmiştik ve yatay bir düzeltmeye dönüşmüştü. Az önce söylediğim gibi 30-35 bin ve 30-40 bin bandında. hatta 30 bin doların altına saktığını gördük bayram arifesinde ya da bayramın ilk gününde. ve tekrar oradan toparlandığını değerlendirdik, gördük. b word konuşması, b word oturumu... E, Katie Wood'la beraber ARK CEO'su, Katie Wood'la beraber Jack Dorsey'in, Twitter ve Square'in CEO'su karşılarına Elon Musk'ı alıp bir hesaplaşma adeta olması beklenen ama aslında pek de öyle olmayan ve bütün havayı da bir anda olumluya çeviren Elon Musk'ın yaklaşımıyla birlikte ve tekrar 30 bin üzerine dönüş ve ondan sonra farklı gelişmeler, farklı dedikodular, yalanlamalar vesaire ama günün sonunda tekrar ciddi bir trend içine giren, çıkış trendine giren ve 40 bin dolara kadar hızlı yükselip 36-37 bin dolara kadar da ondan sonra tekrar bir 30 bin-40 bin, bin bandı içinde hareket ediyor gözüken bir bitcoin hareketi vardı. Bütün bunların arkasında ne var, önünde ne var? Ve bizi ne bekliyor? Yine bunları e, bu programda ve takip eden programlarda e, süratli bir şekilde değerlendirmeye, bütün gelişmeleri e, cover etmeye çalışacağız. Şimdi tabii bu Çin yasaklamaları sonrasında işte 180 egzajistlerden 90 egzajistlere kadar düştü biliyorsunuz. Geçmiş programlarda değerlendirdik. %55'lere varan bir mining gücünün Çin'de olması hatta bunun merkezileşme anlamında tepkileri de yol açtı bir süreç söz konusuydu. ve daha çok da kömürle çalıştıkları için de doğaya da zararlı olduğu söyleniyordu. Çin yasaklamaları bir noktada kısa vadede fiyata zarar verirken genel Bitcoin'in hash gücünü düşürürken oradaki kapanmalar ve onların taşınması vesaire süreçleri bir yandan da aslında merkeziyetsizliği ve doğa dostu e, yenilenebilir enerjiyle e, oralara yapılan yatırımlarla, farklı coğrafyalara yapılan yatırımlarla aslında orta uzun vadede ne kadar olumlu olduğunda konuşmuştuk. İşte bu süreç, e, bu sancılı süreç, Çin'in kapanması, Çin'deki fasilitelerin e, başta Kazakistan, e, Kuzey Amerika olmak üzere farklı coğrafyalara ve daha çok yenilenebilir enerji üzerine yapılan yatırımlarla e, dönüşmesine, değişmesine e, şahit olurken e, zorluk ayarlamaları var biliyorsunuz anlatmıştım yine geçmiş programlarda. 2016 blokta bir Önce bir e, tarihi bir zorluk düşüşüne sebep oldu. %27'ler seviyesinde bir zorluk düşüşü. Arkasından bir 2016 blok sonra e, yine bir zorluk düzeltmesi. E, orada da yaklaşık %4 falan olması lazım. E, bir %5 civarında bir zorluk düzeltmesi yine negatif yönde oldu. Ve nihayetinde e, 31 Temmuz gibi beklenen, Tabii bu bir gün iki gün oynayabiliyor biliyorsunuz yavaşlarsa bir ileri gidiyor hızlanırsa e, blockchain öne geliyor ama hiçbir zaman kesintiye uğramıyor. E, şimdi e, iki üst üste negatif zorluk düzeltmesi sonrasında yüzde iki buçukla üç arası bir zorluk düzeltmesinde bir yükseliş yani zorlaştırma gelecek. Bu ne demek? Artık e, Bitcoin hash gücü tekrar stabilize oldu tekrar Bitcoin e, kompüterize gücü, e, networkü e, ağı işlem ağı tekrar güçlenmeye başladığı anlamına geliyor. Bunun bir kere yarattığı bir zaten olumlu hava vardı. 90 egzeyeşlerden 100 egzeyeşin üzerine atan bir heşkücü. Bu zaten son derece olumluydu. Bunun yanında tabii yenilenebilir enerji tarafı da beraberinde yükselişe geçmiş oldu. Çünkü Çin devreden çıkınca bu sefer artık şeyden nükleer enerjiden hidroelektrik enerjiye e, kadar her türlü e, güneş e, vesaire rüzgar, bütün bunlar devreye girmeye başladı ve başka haberler görmeye başladık. %50'nin üzerine çıktığını, yeni bir enerjiyle Bitcoin mininginin %50'nin 55'lere e, ulaştığını e, duymaya başladık. İşte tam bu sırada e, B-World e, paneli aslında tam bunun üzerine geldi. Çünkü Elon Musk'ın bütün çıkış noktası da buydu, Tesla'nın işte Bitcoin kabul etmemesinin arkasında bunu dayamıştı. Hatta Tesla'nın acaba Bitcoin satıp satmadığı da satmaya devam edip etmediği, bütün bunlar da yine olumsuz haberler olarak devreye girmişti. Tabii bütün bunları ilk konumuzda hemen Burak Köse ile birazdan değerlendirmeye başlayacağız. Tabii regülasyon furyası da başladı bununla beraber. Bunları da konuşacağız Burak Köse ile. Onlar da Uzman Koyda bunun çok detaylı haberleri de var. Kaldıraçlı işlemlere benim çok desteklediğim bir düzenleme geldi. Kaldıraç işlemlerde o çarpanları düşürdüler ki yani borç parayla yapılan her türlü işlemin ne kadar zarar verici olduğunu, hele böyle 7-24 açık piyasalarda bitcoin gibi, kripto para endüstrisi gibi çok hızlı hareket eden çok yukarı ve aşağı potansiyeli olan e, tehlikeli piyasalarda özellikle borç parayla yapılan işlem ister yukarı yönlü ister aşağı yönlü hangi yönde beklentiniz olursa olsun e, sizi sıkıştırdıkları e, çok büyük zararlara uğrattıkları hatta e, kaldıraçlı piyasada işlem yüzde %90'ın üzerindeki e, yatırımcısının da battığını e, ve bunun da çok uzun yıllardır sadece bu kripto para değil ondan evvel hisse ve senedi piyasalarında da geleneksel piyasada çokça görüldüğünü de e, yine geçtiğimiz programda atmaya çalışmıştım. Tabi buralarda bir takım düzenlemeler çok olumlu oldu. E, bu kaldıraç oranlarını düşürmeleri riski biraz daha kontrol altına alma konusunda e, piyasayı biraz daha e, düzgün bir işleyişe doğru yöneltti. Piyasa yapıcıların bu yöndeki e, baskılarını ben çok olumlu bulduğumu da e, yeri gelmişken söyleyeyim. Bunları da yine birazdan e, Burak Köse ile konuşacağız. Yine DeFi piyasasında, merkeziyetsiz finans piyasası, yine kripto paranın içinde çok hızlı büyüyen bir boyutu, bir yönü. Oraya da yine bir takım düzenlemeler, regülasyonlar getirdiler. Onlar da başladı devreye girmeye. Tabi bu regülasyon furyasında vergilendirme olsun, bitcoin'i yasaklama yönünde bir şey olacak mı, e, sisteme zarar verecek, diğer farklı coinlere zarar verecek şey olacak mı? diye çok endişe vardı ama görülüyor ki işte Amerika'da 46 milyon kişinin Bitcoin kullanmaya başlamasıyla yine farklı coğrafyalarda çok yoğun bir şekilde kripto paralara ve başta Bitcoin olmak üzere bu sektöre, bu endüstriye, bu dijital varlıklar piyasasına inanılmaz bir talep olduğu. Bütün bunlar ciddi raporlar şeklinde gelmeye başladı. Bir sürü yatırımlar, milyonlar, milyarlar dolarlar gerek mining tarafında gerekse işte Jack Dorsey'in başını çektiği. E, yatırım tarafında e, Michael Saylor'ın başını çektiği ama endüstriyi büyütme tarafında Jack Dorsey'nin başını çektiği yine dijital cüzdanların yapılması, Visa Mastercard gibi sistemlerin bunlara entegre olması, soğuk cüzdan piyasasının canlanması e, ve e, özellikle Lightning Network'teki 2000 Bitcoin üzerine çıkan bir Lightning Network piyasası da var. E, orada da Lightning Network tarafının büyümesi Bitcoin'in e, günlük mikro işlem dedikleri yani e, narrative ile kahve almak kadar kolay saniyelik bir işlem olabilmesi açısından o Bitcoin'in hani ana blockchain'inde yapılamayan o işlemlerin ne kadar hızlı bir şekilde alt Chainlerde, alt zincirlerde, e, lighting network mekanizmasında e, artık çok tekamül etmeye başladığını, gelişmeye başladığını da e, onu da görmeye başladık. Benim geçen programlarda size bahsetmeye vakit bulamadığım bir konu daha vardı. Burak Köse'yi almadan önce ondan da bahsetmek istiyorum. Biraz eski o konu, eskimesin istiyorum daha fazla. Haziran ayı raporunu yayınladı Bloomberg baş ekonomisti, baş emtia stratejisti Mike McClone. Benim sosyal medyadan da takip ettiğim, ee, çok önemli bir stratejisttir. Ee, Bloomberg'in baş emtia stratejisti. Mike McClone raporunda e, Bitcoin'in 2021'in ikinci yarısında e, altınla birlikte en iyi performans gösterecek varlıklar e, olacağını tahmin ettiğini söylemişti. Son birkaç gün içindeki gelişmeler de aslında bütün bu raporu destekleyicilikte de olduğu için e, biraz daha eskimeden bu raporu hemen aradan çıkartalım e, ve Burak Köse ile sohbete hemen başlayalım hızlıca. E, ETF kabulleri. Ki az önce söylediğim gibi buraya çok ciddi bir yani Bitcoin'e olan ana akım göçü bu ifade Mike Macron'a ait bir ifade e, ana akım medyadan ve ana akım e, şeyden yatırımcılardan yoğun bir göç var e, bu tarafa yatırım tarafında e, veya ya yat, şey tarafına yani. hem bireysel yatırım hem kurumsal yatırım hem de iş yapmak konusunda, sektöre, endüstriye yatırım konusunda büyük bir göç ifadesi kullandı, olduğunu söyledi. Bunu tespit ettiklerini ifade etti. Bunun devam edeceğini söylüyor ve bunu da bir takım şeylere dayandırıyor. Sürekli gelen ETF talepleri var biliyorsunuz. Birikiyor ETF talepleri ve çok önemli kurumlardan geliyor. İşte Kanada'daki ETF'in ilgi görmesi, Brezilya'da ETF başlaması, Amerika'da senatörlerin ve SEC komisyonuna üye olan özellikle senatörlerin, Amerika bu konuda geç kalıyor. Regüle edilmesi ve bir an önce buranın daha ETF'lerin kabul edilmesiyle beraber artık benimsenmesi gerekiyor diye baskı da üzerinde oluşmaya başladı. E, bu taraftaki gecikmen ETF'ler de dahil olmak üzere Çin meselesi geçici olduğunu, bunun çok sınırlı etkisi olacağını söyledi. Bütün bunların 2020'nin ikinci yarısına Bitcoin önünü açtığını ifade etti. Ve şöyle bir ifade kullandı, Bitcoin'in 100 bin dolara gitme ihtimali 20 bin dolara düşme ihtimalinden daha kuvvetli dedi. Dolayısıyla da biz olumlu bakıyoruz. Şeklinde bir ifade kullandı. E, ve tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin hazine tahvil getirilerine değindi. E, %2'lik eşiğin altında seyretmeye devam etmesinin de e, ki bu negatif getiri anlamı geliyor. Çünkü bir de enflasyon var biliyorsunuz. Covid varyantı, delta varyantı bir de enflasyon beklentileri. Bunlar da dünya piyasasını çalkalayan unsurlar. E, bununla beraber bu düşük faiz, yüksek enflasyon, negatif faiz getirisi de e, paranın adres aradığı ve riskli varlıklara hisse senedi piyasaları gibi Bitcoin piyasası gibi kripto varlıklar gibi buralara yönelmesine sebep olduğunu daha önce de yine konuşmuştuk. İşte bunlara değiniyor ve diyor ki, e, bu diyor e, uzun vadeli tahvillerin getirileri %2'lik eşiğin altında etmeye devam ederse 2020'nin ikinci yarısında en iyi performans yine Bitcoin ve altından olacaktır diyor ki Hatırlatmak gerekirse 10 yıllık tahviller %1.30 civarında şu anda. 30 yıllık tahviller 2'nin hemen altında 1.92 seviyesinde ki bu yine Mike McClough'un tespiti yönünde hareket ettiğini de gösteriyor. İkinci çeyrekteki düşüşlere değiniyor. Bunlar geçiciydi diyor. Etkilerini anlattım diyor raporunda diyor. Ve yine nereye doğru gider yönünde de şöyle enteresan bir tespiti var. Bununla bitirelim ve hemen Burak Köse'ye gidelim diyor ki geçmiş hareketlerini tekrar ederse diyor hep konuştuğumuz bu 4 yılda bir yarılanmalar var. Ödül yarılanmaları Bitcoin'in enflasyonunu sürekli yarıya indiren her 4 yılda bir ve işte sınırlı ve kesin bir varlık olarak 21 milyona doğru 2140 yılına götüren bir biliyorsunuz matematik algoritma var. Baştan 2009'da belirlenmiş ve hiç değiştirilemeyecek olan bir algoritma ki Bitcoin'in bütün gücü, varlık sebebi ve işte felsefesi beraber değeri içinde barındırdığı değer Buna, buradan geliyor zaten. Bunları çok iyi biliyorsunuz. İşte orada geçtiğimiz yaralanmalara atıfta bulunuyor ve şöyle bir tespit bulunuyor. Diyor ki daha önceki oynaklıklar ve Bitcoin altın çizgisine baktığımızda 2016'da ikili arasındaki risk ölçümü diyor benzer bir dip oluşturmuştu diyor. Ve buradan bir kat olan aradaki fark direnç aşıldığında 2017'de Bitcoin 10 kat yapmış altına karşı. Bu tespitten hareketle 2020 halvingi 4 yıl sonra 10 katlık direnç aşıldığında benzer bir e, ilişkiyle 100 kat bir seviyesinde Bitcoin'in altının 100 katı seviyesinde dengeleneceğini e, öngörüyor e, Bloomberg'in baş emtia stratejisti e, Mike McClone. Bu ne demek? Altının onsu 1800 dolar civarında. Bu 180 bin dolar gibi bir hedef koyuyor kısa vadede Bitcoin için. Mike McClone e, eğer beklentileri gerçekleşirse. Bu rapor önemliydi. Neden önemliydi? Hem içinde barındırdığı değerler ve bunu söyleyen insanın Piyasadaki geleneksel piyasadan gelen bir e, profesyonel olarak e, biriktirdiği e, tecrübe ve e, öngörüler ve analizler bakımından değerliydi. Hem de son bir hafta içerisindeki hareketlerin de tam yılın ikinci yarısına geçişte herkesin beklediği son çeyreğe yönelik e, Bitcoin'in boğa piyasasına devam etmesi beklentisini e, aslında birebir birbiriyle örtüştüren bir görüntü olduğu içindi. Evet durum böyle. Burak Köse'ye gidelim. E, Burak hoş geldin. Hoş bulduk Barış Ertuğrul. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, ben bir genel bir toparlama yaptım. Ama bütün bunların detaylarını ki arkasından gelen başka gelişmeler de oldu. Fakat temelinde hareketi veren e, B-Word oldu. Yakından takip ettiniz. Bunun e, Hakan'la birlikte e, podcast'ini de 2140 podcast'i diye anlıyorsam dinledim. Onu da yaptınız. E, bir de burada, e, burada çünkü şöyle bir durum var. Jack Dorsey ile... E, Elon Musk arasında müthiş bir tartışma, Jack Dorsey ağzını payını verecek tabiri caizse, amene tabirle böyle bir beklenti varken bir anda Elon Musk'ın son derece kripto varlıkları ve Bitcoin'i özellikle destekleyici SpaceX'in aldığını öğrendik, Tesla'nın hiç satmadığını ki raporda da yayınlandı geçtiğimiz iki gün içerisinde ve kendisinde de olduğunu öğrendik, hatta Ethereum'da olduğunu öğrendik ve yenilebilir enerji tarafında da beklen gelişmenin iyi olduğunu tekrar Tesla'nın kabul edebileceği gibi hiçbir karşı saldırı olmadan aksine tekrardan bir benimseme yönüyle bir anlamda elini uzattı kripto para camiası Elon Musk'a çok büyük tepki vardı ve tamamen Jack Dorsey ile Katy Wood'la aynı yolda. Aynı doğrultuda, aynı frekansta e, ve son derece olumlu bir orta uzun vade beklentisi. Hatta dünya barışına kadar bu işi vardıracak kadar, bitcoin'e e, roller atfedecek kadar e, bir noktaya götürdü işi. Sen e, şaşırdın mı, bekliyor muydun böyle bir şey ve bunun etkileri çok olumlu oldu ama kalıcı olacak mı sence? Evet, e, haber akışı bakımından aslında hareketli bir haftayı daha geride bıraktık. Ağırlıklı olarak burada olumlu bir haber akışı var. Tabii en önemlisi de gündemin en önemlisi de en önemli maddesi The Beward etkinliğiydi. Burada Elon Musk'ın yapacağı açıklamalar merak ediliyordu ve kendisi bir Bitcoin tişörtüyle çıkarak en başta tamamen pozitif sözler sarf etti. Açıkçası ben bu kadar pozitif bir havada geçmesini beklemiyordum bu etkinliğin. E, tabii öne çıkan bazı başlıklar var bu etkinlikten. Kısaca onlardan bahsedeyim. Birincisi Tesla'ya ek olarak SpaceX'in de Bitcoin yatırımı olduğunu öğrendik biz burada. Daha önce bu konuda elimizde bir bilgi yoktu. E, ee, endişelenilen tabii diğer konulardan biri de Tesla'nın Bitcoin'lerini satması ihtimaliydi. Bunu hem Musk'ın hem de daha sonra Tesla'nın açıklanan bilançosunda gördük ki Bitcoin'lerin tamamı elde tutuluyor. Ayrıca Tesla'nın Bitcoin'i yeniden ödeme yöntemi olarak kabul etme olasılığı artık daha yüksek. Mask ee, Musk Bitcoin'de temiz enerji kullanımının gelişme göstermeye devam etmesi durumunda Tesla'nın Bitcoin'i tekrar kabul edeceğini söyledi. E bu konuda da tabii gelişmeler hızlı bir şekilde sürüyor. Temiz enerjiyle Bitcoin madenciliğine yatırımlar devam ediyor. Hatta New York borsasında temiz enerjiyle Bitcoin madenciliği yapan şirketlere yatırım yapan bir ETF de işleme açıldı geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla bu açıklamadan yola çıkarsak Tesla'nın önümüzdeki aylarda yeniden Bitcoin kabul edeceğini söyleyebiliriz bence. Tabii bir yandan Bitcoin'in günlük harcama rutininde kullanılması yönünde geliş, biriktirmeler de aşama kaydediyor. Mesela Lightning Network'un kapasitesi neredeyse 2000 BTC olmuş durumda. Ee, biz Eylül ayında 7 Eylül'de itibaren El Salvador'da Bitcoin'in resmi para olarak kullanılmaya başlanacağını biliyoruz. Ee, Lightning Network'teki gelişmeler bu açıdan da önem taşıyor. Tabii The B Twitter CEO'su Jack Dorsey'in de açıklamaları çok önemliydi ve o Bitcoin'e bağlılığını bir kere daha ortaya koydu. Zaten daha önce yaptığı açıklamada şey demişti. Yani ben e, sonsuza kadar Bitcoin için çalışacağım. Bitcoin'in herkes için erişi, erişilebilir kılmak için çalışacağım demişti. E, ayrıca etkinlikten sonra Twitter'ın bilanço açıklamasında da Bitcoin'in Twitter'ın geleceğinin büyük bir parçası olacağını söyledi. E, buradan tabii Twitter'la Bitcoin'in bir yerde entegre olacağı beklenebilir bir şeydi. Yani Dorsey'in bu açıklamasıyla da bu netlik kazanmış oldu diyebilirim. Ee, Özetle The Word etkinliği olumlu bir havada geçti genel olarak ve e, ben açıkçası bunun kalıcı olacağına da inanıyorum. Yani burada hem Dorsey hem de Cathie e, Wood e, Elon Musk'ın açıklamaları e, bunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda da Tesla'nın yeniden Bitcoin kabul edeceğini düşünüyorum tekrardan. Peki e, şimdi olumlu etkisinin devam edeceğini düşündüğünü söyledin. Elon Musk'ın e, işte Tesla'nın ee, senin de beklentin doğrultusunda e, yeniden Bitcoin almayı kabul ettiğini söyleyelim, düşünelim, düşünelim. böyle olduğunu kabul edelim. Ee, Elon Musk'ın e, bu doğrultuda hareket etmeye ve söylenmeye devam ettiğini e, kabul edelim. Katie Wood zaten ARK Investment tarafında Coinbase alıyor, Grayscale alıyor. E, sürekli yatırım yapıyor Bitcoin ve kripto para ekosistemine. E, Jack Dorsey sen söylediğin gibi e, ben kendimi adadım diyor ki Square tarafında da Twitter tarafında da onun da şeylerini göreceğiz. Bunların ötesinde e, işte bir Amazon dedikodusu oldu. Sonra bu yalanlandı. Hatta bu yayan kişinin işten çıkardı söylendi. Ama bu yalanlama böyle bir şey yoktan ziyade e, bende şu algıyı yarattı. E, yani Amazon yıl sonunda Bitcoin'le işlemleri e, kabul edecek e, diye e, gizli kaynaklar tarafından söylenirken bu 24 saat içinde büyük bir yükselişin daha doğrusu devam eden yükselişin çok şiddetlenmesine 40 bin üzerine doğru hareketlenmesine sebep olmuştu. E, fakat sonra yalanlamayla işte 37 bin sevileni falan geri döndü e, hareket arkasından e, oralarda duruldu. E, şimdi mesela burada ben bende şu his yaratıldı ya yani bu firmalar büyük firmalar özellikle yavaş yavaş bu haberler artık Temmuz'un sonuyla Ağustos'la birlikte gelmeye başlayacak. Yani ya bir şekilde Bitcoin'i kabul edecekler. Senin söylediğin gibi 2000 Bitcoin'i geçen bir Lightning Network piyasasında daha fazla entegrasyon olacak. Ee, ya bilançoda bulunduracaklar. Bunu bulundurduklarını aldıklarını açıklayacaklar. Ki Amazon'da da bendeki hissiyat şu oldu. Böyle bir şey yok. Yalan palavradan ziyade bu bizim kontrolümüz dışında. Bizim istediğimiz zamanlamada olmayan bir açıklama oldu. Bize danışılmadan bizim adımıza yapılmış e, diye e, çalışanlarına kızarak e, yalanladılar. Çünkü e, yalanlamanın içerisinde kripto para ekosistemiyle ilgilenilmeye devam edildiği, bu yöndeki eğilimin devam ettiği ancak böyle bir planlamanın olmadığını söylediler. Yoksa bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. E, bu bir tamamen asparagastır e, da diyemediler. E, dolayısıyla bu tip şeylerden dolayı sen... E, ve sende de bir kere bu algı var mı? Ee, ve bundan sonra önümüzdeki Ağustos'ta, Eylül'le beraber özellikle son çeyrekle beraber e, bu haberlerin daha fazla gelmesiyle bir rally e, herkesin beklediği o rally'nin devamını, işte 65.000'in nihai zirve olmadığı 2021 rally'siyle alakalı, e, bundan sonraki halving öncesinde çok daha büyük hedeflere gidileceği yöndeki beklentiler var. E, bunlar sence gerçekleşecek mi? Amazon konusunda aynı fikirdeyim. Sonuçta Amazon bu açıklamasında şöyle de diyebilirdi yani Bitcoin ödemeler için elverişsiz bir para birimi. O yüzden kesinlikle Bitcoin kabul etmeyi düşünmüyoruz gibi bir açıklama da yapabilirdi. Zaten böyle bir açıklama görmüyoruz. Üzerine kripto para alanıyla ilgilendiklerini söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de e, dijital para ve blok zinciri ürün yöneticisi aradığı bir iş ilanı yayınlamıştı Amazon. Yani ben Amazon'un geleceğinde bir şekilde kripto paraların ve hatta Bitcoin'in olacağını e, açık olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan zaten biz e, kripto para piyasası olarak ilginç bir döneme giriyoruz bence. Şimdi 2013 2017 karşılaştırmaları yapılıyor burada. Yani 2013 şu anda 4 yıllık döngüleri hep konuşuyoruz. Şu anda da 2013 ve 2017 yılına göre benzer bir trend içindeyiz aslında. Fiyat şu anda benzer bir rotayı izliyor. E, eğer gerçekten bu yılların bir tekrarı olacaksa özellikle Ekim Aralık ayları arası Ocak-Mart arasında yaşadığımız o yükselişi unutturacak şekilde bir dönem geçirmeliyiz. Ee, i̇lginçtir. Bu döneme gelirken tabi Taproot gibi bir gelişme de var önümüzde. 2017 Boğa dönemine baktığımızda. O Ekim miydi Kasım mıydı? Kasım. Hı -hı. Kasım. Yani Ekim-Aralık arası sonuç olarak. şey e, 2017 Boğa döneminde gerçek fiyat patlamasından önce de Segbit devreye girmişti. Hatırlarsın Barış Ertül. Evet, Şimdi evet. de önümüzde böyle bir hikaye var. O açıdan... Ya ilginç bir dönem olabilir önümüzdeki aylar. Evet bir de şimdi bu az önce konuştuk ya hızlı bir şekilde bu Amazon dedikodusu sonra yalanlandı. Bu önce bir iyimserlik sonra bir e, hayal kırıklığı yaratmış gibi oluyor. Gece yarısında bir anda bir birkaç bin dolarlık düşüş oldu arkasından 40 bin üzerine çıkmışken. E, bu haber geldiğinde yalanlama haberi geldiğinde. Ama senin de seninle fikir olduğumuz şekilde e, bu yalanlama aslında zamansız bir e, bilgi sızdırması şeklinde bir yalanlamaydı. Bunda en fikir olduğumuza da sevindim. Şimdi bir diğer konu var mesela buna benzer bir konu tam tersine olumsuz bir haber gelip onun yalanlanması söz konusu. O da ile ilgili oldu. Sizin yine uzman koyundu sitenizde okudum. Şimdi teter yetkiline bir soruşturma haberi yapıldı. ki bunlar biliyorsun Amerika ile anlaşmışlardı, bir bedel ödemişlerdi. Daha sonra şeffaf olduklarını varlıkların tamamen teminat konusunda ki piyasanın endüstri lideri olarak. Stable coin, sabit coinlerde endüstri lideri olarak bir sorumlulukları olduğunu ve bunu da yerine getirdiklerini ve e, her türlü hesap verilebilecek pozisyonda olduklarını iddia ediyorlardı. E, bunu kabul ettiğini yetkililerin, otoritelerin de söylüyorlardı. Fakat arkasından yine bir haber çıktı. Tether yetkililerinin soruşturma haberi diye. E, sonra bu da bildiğim kadarıyla yalanlandı, değil mi bir kez daha? Evet, Tether şirketi tarafından bir kez daha yalanlandı bu haberde. Haberde tabii e, şöyle bir şey deniyor. Bu haberin eski bilgilere dayandığını dayandığı söyleniyor. Burada Hı. sadece bir tık kazanma kuruna bir haber üretildi ve eski iddiaların yeniden ortaya atılmasından ibaret olduğu söyleniyor Teder tarafından. Zaten e, haber sonrası da Teder fiyatında biz normalde böyle bir haber eğer e, gerçekten doğru olsaydı doğru olsaydı böyle bir haber Teder fiyatında muhtemelen yine bir düşüş görür Dalgalanma görürdük. Geçmişte öyle dalgalanmalar yaşanmıştı. 90 90 sente kadar teder fiyatının geri çekildiği dönemler olmuştu. Yani tabi muhtemelen bu iddialar görünen o ki tederden de gelen net net şekilde yalanlamadan gördüğümüz o ki gerçek dışı gibi görünüyor şu anda. Yani bu stable coin'ler de çünkü çok tartışılıyor bu regülasyonlarla beraber e, kripto para ekosistemiyle alakalı e, tehdit olarak görülüyor. Kripto para ekosisteme çok zarar verecek boyutlar olabileceği söyleniyor ama e, ben mesela Tether tarafında hep Tether üzerinden konuşuldu. E, Şeyi de merak ediyorum Fikri senin bu USD coin var USDC e, bu USD coin de circle grubunun çıkardığı bir coin Tether'den sonra geliyor. Piyasa pazar payı Tether kadar güçlü değil ama arkadan güçlü geliyor. Çünkü bir Coinbase'de de işbirliği oldu Circle'ın. Ki bu Amerika'da tamamen regüle ve Coinbase'de zaten Nasdaq borsasına kote. Amerika'da bir kripto para borsası. Dolayısıyla Circle Coinbase ortaklığını arkasına almış bir USD coin varken arkadan da o gelirken Tether'de bir e, beklemediğimiz olumsuzluk, işte iddia ettikleri gibi şeffaflık ya da birebir onu karşılayacak değerleri tutmamaları e, kısa vadeli Amerikan tahvillerinde ve nakitte e, piyasada dolaşımındaki Teter'i bir şekilde arkada e, tutmadıkları için de o birebir pariteyi koruyamayacaklarına dair otoritelerin duyabileceği bir endişenin e, yaratacağı boyutlar e, bir noktada Teter'e zarar verir ama ve aynı Çin e, mininginin kapatılması gibi piyasaya da zarar verir. Ama arkasından e, bu sefer de USD coin'in yükselişi ve e, endüstriyi domine etmesi, endüstri liderliğine soyunması gibi bir boyutu olur. Yani bu tip şeyler en olumsuz senaryoyu düşünüyorum. Gerçekleşse bile arkasından orta uzun vadede yine bir başka fayda getirir getirir diye düşünüyorum. O konuda da aynı fikirde miyiz? Tabii kesinlikle aynı düşünüyorum ve zaten şu anda Teder uzun zamandır yeni e, kripto para piyasaya sürmüyor. Arkasından gelen şey ama değil mi? USDC. USDC. Arkasından, Arkasından. hemen USD coin geliyor ve evet. giderek aradaki fark da kapanıyor. USD kapanıyor. coin sürekli evet. her geçen gün yeni USDC piyasaya sürülürken Tether tarafında yeni para piyasaya sürülmediğini görüyoruz. Ve aradaki evet. makas giderek daha da e, bence küçülecek. Ve o rekabet de son derece faydalı yine CryptoPay ekosistemi için. Yani stable coin arasındaki rekabet de bir noktada daha iyi hizmet, daha güvenli, daha şeffaf hizmet verme konusunda faydalı. Evet, evet kesinlikle. Peki, Burak çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbet için. Yine önümüzdeki günlerde başka programlarda gündeme dair birlikte karşı karşıya gireriz, son gelişmeleri değerlendiririz. Piyasayla ilgili olumlu beklentilerimiz var, ortak beklentilerimiz var. Kolay gelsin, hoşçakal teşekkür ederim iyi yayınlar. Burak Göse ile sohbetimiz esnasında e, aslında şu ana kadar e, piyasada konuşulan, tartışılan son gündemdeki da, gündeme dair e, kripto paranın üstünde Bitcoin'in başını çektiği e, ekosistemdeki e, önemli konulara değindik ve fiyat hareketlerinin niye olduğunu ve bundan sonra da ne yönde gelişebileceğini e, raporları da raporların da desteklediği e, şekilde Öngörmeye çalıştık kısa bir ara vereceğiz aradan sonra spora gideceğiz her zaman olduğu gibi programımızın son bölümünde voleybolda tarihi bir başarıya gidiyoruz Atatürk'ün kızlarının hepimizi gururlandıran tüylerimizi diken diken eden bir mücadelesi var Tokyo'da ve onların o performanslarının arkasında herkesin sorduğu bir soru futbolda, basketbolda bu kadar yatırım olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşarken voleybolda, kızlarda, erkeklerde bu başarının sırrı nedir? Ajans Spor Genel Yönetmeni e, Kenan Başaran, e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ile bir Akif ile bir röportaj yaptı geçtiğimiz günlerde. E, o röportajda aslında o başarının, o reçetenin e, sırrı, reçete vardı. E, onu konuşacağız Kenan Başaran'la az sonra. rakipleri dize getirmek. Bizde. Milyonları ayağa kaldırmak. Bizde. Dünyanın neresinde olursa olsun birlikteliğimizi hissettirmek. Zor olanı kolaylaştırmak. Tutku, heyecan, istek bizde. Biz yeni nesilde. BTC Türk başarıya giden yolda Türk Milli Voleybol Takımımızın yanında. Yeni nesil, yeni heyecan. Seni görüyorum daha yükseğe çok. Twitter olsa bir etiket beklerim. Eee... Bütün tersini sevdim. Çok o <laughs> için. Çok mutlu oldum biliyor musun? Böyle sorular olmadığı için yap. zor sorularla geliyorsun. Öyle bir şey de ben girmek istemez. Alışılmış olanın biraz dışına çıkalım dedim. Yani. <laughs> yani bir yere ışınlanmak istedim İlk önce olimpiyatlara gidelim. Antrenmanlar bizi biraz zorluyor. <laughs> <laughs> Bacağım titriyordu sahada. Nasıl oynayacağım? 90'lar bu 2000'ler mi tarz olarak? Biraz böyle tarzlar. <laughs> 90'lar. <laughs> Jordan mı Lebron mu sence? <laughs> evet gündeme dair devam ediyor. E, Ajan Spor Genel Yönetmeni Kenan Başaran hattımızda e, voleyboldaki başarının sırrını konuşacağız. Tokyo'da destan yazan, bizi gururlandıran bir milli takımımız var. Kadın voleybol milli takımımız. E, Atatürk'ün kızları Bizleri heyecanlandırıyor, bizleri gururlandırıyor ve onların bir hikayesi var. Tabi bu hikayenin arkasında aslında büyük bir plan var, büyük bir sistem var. Bir günlük bir başarı değil kızların başarısı ki konuşacağız Kenan Başak'ın. Erkeklerde de gümbür gümbür geliyor voleybol tarafı. Erkek milli voleybol takımımızın da ciddi başarısı var, onu da konuşacağız. Nasıl oluyor da futbol ve basketbola, özellikle futbola bu kadar büyük yatırım yapılırken, bu kadar büyük sübvansiyon, bu kadar büyük destek, bu kadar büyük ilgi, alaka, kaynaklar aktarılırken, yaratılırken, nasıl oluyor da futbol bu kadar başarısız, bir sürü gerekçe, bir sürü sebep, değişen yönetimler, giderek büyüyen borç ve sportif başarısızlık, işte biliyorsunuz hep konuştuk bunları da şampiyonumuzun önümüzdeki yıl doğrudan, yine katılamayacağı noktaya kadar sürüklendik geldik Önenemeleri artık e, Haziran sonu Temmuz ayı oynamaya başladık onlarda da hezimetler görmeye başladık dolayısıyla e, neden voleybol bu kadar başarılı ve diğer branşlarda bunu biz yakalayamıyoruz bunu herkes soruyor e, Kenan Başaran da sordu Ajan adına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağla konuştu e, ve bu röportajı da Ajan Spor'da yayınladı e, onun da ifadesiyle bütün gazetecilerin e, en e, seksi bulduğu soru en ilginç şeydi. Bunun nedir sırrı? Bu başarının sırrı nedir? Reçete nedir diye sordu ve çok enteresan bir hikaye çıktı. Bunu da Kenan Başaran'dan dinlemek istiyoruz. Hoş geldin Kenan yanımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, e, Voleybol Federasyonu Başkanı e, en alttan en yukarıya kadar bir planlamayla, bir sistemle, bir düzenle, uzun vade bir planlamayla bugünlere geldiklerini ve daha da yollarının olduğunu söylüyor. İşte o Fabrika Voleybol'dan başladı. Senin röportajdan okuduğum kadarıyla Spor Lisesi Voleybol Federasyonu'nun Spor Kulübü alt ligde ve kulüplerle olan ilişki ve bana Alman Futbol Federasyonu'nun o koordinasyonunu hatırlatan bir yardımlaşma, dayanışma antrenör Örgütettin'in bütün Türkiye'yi dolaşmasına kadar bir sürü şey anlattı. Bunları bir bize özetler misin? E, bizi izleyenler e, neden voleybolda biz e, kulüpler seviyesinde de, milli takım seviyesinde de bu kadar istikrarlı bir şekilde hem kadınlarda hem erkeklerde başarılı oluyoruz da, e, ülkeyi gururlandıracak tablolar yaşatıyoruz da neden diğer branşlarda yaşatamıyoruz? Bunun e, en baş. Basit cevabı organizasyon yani voleybolda organizasyon e, kurma başarısı ve sürdürülebilirlik e, çok önemli. Bugünkü başkan 15 yıldır voleybol federasyonu içerisinde çeşitli kademelerde başkan vekili ve başkan e, kendisinden önceki e, başkanların da başlattığı ve devam ettirdiği e, çalış projelerin sonucu aslında. E, çünkü bizde Diğer bütün branşlarda özellikle futbol çok konuşuluyor. Ee, bir önceki yönetimin varsa başlattığı işler bir sonraki tarafından pek fazla devam ettirilmiyor. İşte yabancı kuralı e, defalarca değişmiş e, bir istikrar sağlamış Bu bile çok basit yani her durumu açıklayabilecek. Oysa ki voleybolda da 3 yabancı ile oynayabiliyor kulüpler. Bir de artısı var 3 artı 1. Zaten %50 demek bu hatta %50 biraz aşıyor. Buna rağmen hem kulüpler bazında hem milli takımlar bazında başarılar eksik olmuyor. Şimdi burada voleybol federasyonu o yıllardır hep söylene gelen bir model oluşturma bir ekol oluşturma çalışmasını ciddi bir şekilde hayata geçirmiş yani lafta bırakmamış. Çünkü bazen projeler başlatılır işte Gençlik ve Spor Bakanlığı destek olur, televizyonlardan yayınlanır ama arkası gelmez. Basketbolda benzeri bir iş vardı, olmadı. Mesela basketbolda da çok başarılı uluslararası seviyede oyuncularımız var ama biz e, ve yönetiminde de spordan gelenler var. Hep o da hayal edilen bir şeydi. E, NBA görmüş yöneticilerimiz var basketbolda ama basketbolda e, turnuvalarda son yıllarda yokuz e, ve bu Olimpiyatta yokuz mesela olmamız gerekiyordu. E, voleybol Federasyonu e, ...filiyata geçirmiş yani en önemli şey eylem. 6-12 yaş arası çocukları toplayarak bularak keşfederek yüzden fazla tarama ekibi e, ile e, ne yapmış fabrika voleybol diye bir e, alt yapı birimi oluşmuş. Bütün Türkiye'yi taramışlar doğru mu? Aynen bütün Türkiye ve özellikle altının çizikleri bir nokta var ki Doğu ve Güneydoğu. Bu çok önemli. E, oraya voleybolu götürdüler. E, bu sene e, ligde Cizre Spor ve e, e, Kızıltepe yani en üst ligde mücadele edecekler yani düşünebiliyor musunuz? Mardin'den Şırnak'tan iki voleybol takımı en üst ligde mücadele edecek. E, geçen sene de zaten Bingöl'den bir takım vardı Solhan Spor. E, bu çok önemli. Mesela futbol bunu e, zaman zaman başarıyor ama bir türlü o bölgeyi Süper Lig'de tutunduramıyor. Ee, bazen devlet desteğiyle, federasyonların bir takım destekleriyle olabiliyor. Hatta hatırlarsan Aziz Yıldırım'ın bir demeci bile olmuştu Diyarbakır Spor'un bu ligde kalması lazım diye. Ee, i̇kincisi yine futbolun başaramadığı bir iş var. Lise, spor lisesi. Ee, federasyon, futbol federasyonu bunu hakem lisesine çevirdi. Ee, voleybol federasyonu ise voleybol e, lisesini devam ettiriyor ve buraya girmek için insanlar yarışıyor. E, bildiğim kadar 200 kontenjanı var. E, hani e, bir benzetme olarak şey bile söylediler yani adeta Galatasaray Lisesi'ne girme yarışı var orada. Çünkü hem öğrenciler yurtta kalabiliyor hem karşılıksız burs alabiliyor. Böylece eğitim ve spor bir arada gidebiliyor. Bunu da başarıyla sürdürüyor. Bir önemli işte şu, e, ikincilikte Voleybol Federasyonu bir takımı var. Voleybol takım var. Böylece e, keşfettiği gençleri burada oynatarak büyük kulüplere de diğer kulüplere de bir e, bir nevi scout'lık yapıyor. Yani büyük kulüplerden de para almıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bir labedel, evet. bir havuz oluşturuyor, bir oyuncu havuzu oluşturuyor. Bunu futbolda Sepion tek e, işte 90'ların başında Şener Zerzik yönetiminde yapmıştı. O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray o a, milli takımın keşiflerinden çok faydalanmıştı. E, Voleybol Federasyonu şimdi bunu yapıyor ve erkek voleybolunda da bir hareketlenme var. Orada da uluslararası şampiyonluklar gelmeye başladı. Kulüp takımlarımız zaten yıllardır e, çok başarılıydı. Eczacıbaşı'nın yaktığı ateşi işte Fenerbahçe, Vakıfbank sürdürdü. E, Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları geldi. Açıkçası takım sporlarında Voleybol Federasyonu en başarılı e, branşımız... Bir de şu var pandemi sürecinde malum herkes işte serzenişte bulundu haklı olarak destek maddi destek bulamama konusunda. Voleybol Federasyonu bu süreçte yüzde 300 sponsorluk desteğini de arttırmış bulunuyor. Bu da biraz şöyle marka var pozitif bir branş olan ve de enerjisi yüksek olan empati insanların daha çok skordan bağımsız olarak olabiliyor özdeşleştiği bu branşla markalar yan yan olmak istiyor bu diğer özellikle futbolda örnek olması gerekiyor çünkü bakın voleybolda e, kaybeden kazanan birbirini tebrik edebiliyor futbolda ise biliyorsunuz kim şampiyon oluyorsa her şeye rağmen olmuş bir sürü engeli aşmış bir sürü haini düşmanı yenmiş de şampiyon olmuş diğer tarafta olamayan da e, haksızlıklar orada için oldu yani futbolda bütün kulüpler e, markayı, oyunu değersizleştirirken, şaibeli derken, lekeli derken böylece markaları da kaçırıyorlar kendilerine. Sponsor bulamıyorlar. İşte devlet desteğiyle bir takım yamaları kapatmaya çalışıyorlar. Voleybolsa öyle değil. sempatik, gerçekten spor ruhunun öne çıktığı bir branşa dönüşmüş durumda. Ee, sen bunları anlatırken aklıma bir birkaç şey geldi. Yani burada tabii sistemden bahsediyorsun ürünü değerli hale getirmekten bahsediyorsun öbür tarafta ürünü sürekli değersizleştiren bir şey var. Tabii bu ne yapıyor? Geldiği noktada o sistem, o düzen altyapıdan üretim, hep söylediğimiz o üretimi harekete geçiren 6-12 yaştan başlayan e, fabrika voleybolu, o bütün ülkeyi taramak ki o fabrika voleybolu da e, 30 yerden 80 ile çıkacakmış, onunla ilgili yatırım da arttıracaklarmış. O da senin e, röportajında vardı. E, fabrika voleybolu bütün Türkiye'ye yayarken, o taramayı e, yetenekli sporcular, bütün Türkiye'ye çocukları yayarken e, onu spor lisesi ve spor kulübü üzerinden de kulüplerle ilişkilendirmek ve onlardan para da almadan onlara aktarmak işte ve senin söylediğin bu e, voleybol markasını değerli hale getiren e, kaliteli bir rekabet ortamı, e, saygı duyan rakibine e, bir rekabet ortamı bizi, e, kulüplerimizi de e, dünyanın en önemli liglerinden biri voleybol liglerimizi haline getirdi. Milli takımlarımızda da e, dünyanın en önemli milli takımlarından biri haline getirdi ki işte son olimpiyat şampiyonu Çin'e. E, sahayı dar ettiler her anında her setinde maçın e, 3-0 gibi net bir skora da kazandılar ve mutlak bir üstünlükle bunu başardılar. E, senin söylediğin gibi erkeklerde hatırlatmak lazım e, U20 Balkan Şampiyonluğu var e, ve U18 sporcularıyla var. Yani orada da nasıl bir nesil geldiğini de görmek lazım. Tabii bu e, Doğu ve Güneydoğu özellikle vurgusu çok önemli. Benim açımdan da çok önemli. Çünkü e, sen de çok iyi biliyorsun e, biz Saran Grup'ta Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadet İhsan'ın başlattığı işte taş atma, top at, boş beyin şeytanın oyun alanıdır gibi söylemlerle Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik spor salonları yapıp Milli Eğitime ve Spor Bakanlığı'na ya da Yeşil Spor Müdürlükleri'ne devretme noktasında her yıl bir spor salonu yapma gayretiyle bugün 20-21 spor salonu geçtik ve binlerce çocuk Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da bu spor salonlarını kullanıyorlar ki çok yerde sen de çok iyi biliyorsun ki kışın Beden eğitimi dersini sınıfta yapmak zorunda kalıyorlar. E, açık alanda e, beden eğitimi yapamadıklarından ve kapalı alan olmadığından dolayı. Şimdi bu görevlere okullara özellikle beden derslerini yapabilir hale, voleybol, handbol oynanabilir hale getiren böyle çok amaçlı salonlar konulduğunda e, ve bu voleybol federasyonu gibi böyle bir sistemi, düzeni işte fabrika voleybol projesiyle Başkan Antonyo bütün Türkiye'yi gezdirip Başta özellikle kızlar olmak üzere çocuklara bu sporu sevdirmesi, bu spora başlatma konusundaki halka, halka dokunmasıyla hakikaten bu, bu tip sosyal sorumluluk projeleri ve ülke federasyonlarının buna girmesiyle birlikte böyle bir, şey ortaya çıkabiliyor, enerji ve performans ortaya çıkabiliyor. Bunun tabii terörle mücadele boyutu da var. Yani işte Doğu ve Güneydoğu dediğin zaman çocuklara bir meşgale verdiğinde, onlara bir spor, onlara bir etkinlik yapma fırsatı verdiğinde terörün kucağına düşmesinden de kurtarma, milli birlik bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlamak, milletçe birlik beraberliği sağlamak konusunda da çok önemli rolü olduğunu da herhalde vurgulamamız lazım. Şimdi olimpiyat hedefi olan bir ülkeyiz biz. Ee, özellikle her olimpiyat döneminde yüzden fazla oyuncu göndermek için çalışıyoruz. Ancak şöyle bir e, handikapımız var. Yani bizim sporu sokağa indirmemiz lazım. Özellikle okullar bu ön, e, yönde çok önemli bir işlere sahip. Bir kere okullarda e, yeni yapılacak okullarda mimari açıdan sporu içinde e, barındıran bir e, tasarıma gitmemiz gerekiyor. Yani sadece bir tane salon e, yaparak bu iş olmuyor ya da okulun bahçesine bir iki tane pota koyarak olmuyor. Yani devlet mesela bütün e, özel ve resmi okullara atıyorum bundan sonra bir milat koyarak e, hepsinin e, sportif aktiviteye e, olanak sağlayacak şekilde e, bir e, okul mimarisi e, me, şart koşmalı. Bugün bile mevcut okullarımızı şöyle göz gezdirelim, önden geçerken bakalım. Kapılar kilitli. Şu 2-3 ay yaz dönemi mesela okulun bahçesine girip orada çocuklar basketbol oynayamıyor. Onun yerine ne yapıyor? İşte sokakta e, arabaların e, trafiğin içinde oynamaya çalışıyor. Ya da bütün e, parklarda herkese o olanak oluşmuyor. Dolayısıyla okulu ve sokağı e, bir şekilde bizim... E, hayata spor anlamı katmamız gerekiyor. İşte hep Yugoslavya, eski Yugoslavya örneği verir. Ya da bugün işte Sırbistan, e, teniste niye dünya markası, baskette niye? Çünkü hayatın içine de sporu sokmuşlar. E, biz bu anlamda eksiz. Bunları da e, giderdiğimiz zaman aslında bütün branşlarda e, çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum ben. Aynen katılıyorum ben de e, ve sonda sana teşekkür ederken e, şunun altını çizmek istiyorum. Sen bahsettin e, konuşmanda 3 artı 1 yabancı kuralı var voleybolda. E, bu çok ciddi bir oran yani e, Türk oyuncu e, aslında normalde çok fazla e, oynayamaz. Aynı futboldaki tartışmalarda olduğu gibi voleybolda da eğer sorunsa bu tırnak içinde bu bir sorun ama sorun olmuyor. Neden sorun olmuyor? Öyle bir güçlü bir altyapı var ki. Öyle arkadan yerli sporcular, kız erkek geliyor ki o rekabet ortamında kaliteli yabancıyla rekabet eden kaliteli Türk sporcuyla milli takımlar bu başarıyı sağlıyor. Demek ki yabancıyı sınırlayarak başarı gelmiyormuş. Ee, üretim kalitesini, yerli üretim kalitesini arttırarak e, rekabet ortamını, kaliteli rekabet ortamını yaratarak hem e, lig seviyesinde yabancı kulüplerle hem de milli takımlar seviyesinde olimpiyatlarda olduğu gibi Balkan Şampiyonları'nda olduğu gibi, Avrupa Ligi'nde olduğu gibi, bir sürü farklı kulvarlarda olduğu gibi güçlü rekabet ortamında yüksek kaliteyle başarılı elde edememiş. Bunu da altını çizmek istiyorum ve sana da çok teşekkür ediyorum hem bu röportaj için hem de yayınımıza bağlanan için Kenan. Hoşçakal. Güle güle. Evet, durum böyle sevgili izleyiciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir gündeme dair programının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesli uluslararası arenada sahneye çıkıyor. Hayallerin gerçeğe dönüşeceği bu yolda BTC Türk millilerimizin yanında. Hadi yeni nesil, yeni heyecanlara.